Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu zamana kadar genelde Notion videoları çekiyordum. Ama artık Anki için videolar da çekmeye başlayacağım. Çünkü gerçekten Anki yani en iyi uygulamalardan bir tanesi. Şimdi genel olarak Anki'nin size genel arayüzünü tanıtacağım. İleriki videolarda da daha detaylara değineceğim. Öncelikle Anki'yi yani Anki download yazıp sitesine girip buradan işte istediğiniz Windows, Mac, yani ne kullanıyorsanız ona göre indirme yapabilirsiniz. Biz Anki uygulamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar, siz uygulamayı indirdiğinizde muhtemelen sizde böyle bir görüntü olmayacak. Çünkü Anki'de yani add-ons dediğimiz mantık var. Nedir bu add-ons mantığı? Şöyle, yani Anki'yi Böyle nasıl diyeyim? Bir tane araba gibi düşünebilirsiniz. Saf bir araba. Siz bu arabayı istediğiniz gibi modifiye edip istediğiniz gibi üstüne yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Anki'deki birçok şey aslında opsiyonel. Bunlara mesela şuradan tools'a geliyoruz arkadaşlar. Add-ons'a geliyoruz. Get add-ons dediğimizde bakın burada kod girmemiz gerekiyor. Bu kodları kodlara da şuradan ulaşıyoruz. Browse add-ons'a geliyoruz. Burada yani diğer geliştiricilerin Anki için oluşturduğu add-ons'lar mevcut mesela. Buradaki add-ons'lardan yani kendi mesela kullanacağımız buradaki özellikleri alıp mesela örnek veriyorum şurada Anki simülatör var. Buradaki olay şu. Yani burada bazı şeyleri alıyor, size ileriyi tahmin ediyor. Bunlara ileriki videolarda değineceğim. Buradan mesela şu kodu alıp e, gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra Anki'yi kapatıp tekrar açıyorsunuz. Mesela ben bu kadar kullanıyorum. Yani ihtiyacınıza göre e, alabilirsiniz. Genel olarak tanıtayım. Burada deck kısımları yani desteler yer alıyor. Mesela görüyorsunuz sindirim sistemi ve metabolizma ders kurulu. Burada do kısmı yani bugünlük tekrarların ve burada yeni kartlar yer alıyor. Dex, add buradan kart ekleme yapabiliyoruz. Yani buradan Şöyle gelelim, e, kart ekleme tarzları var zaten. Mesela Image Occlusion, bu da aslında bir add-ons. Burada resimli sorular hazırlayabiliyoruz veya close, boşluk doldurma ya da direkt önlü arkalı sorular hazırlayabiliyoruz. Ya da kendiniz eğer farklı bir soru tarzınız varsa add-onslardan e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Browse'da arkadaşlar, istatistikler yer alıyor. Yani tüm kartlar için istatistikleri görebiliyorsunuz. Stats yani Browse'da aslında istatistikler yer alıyor derken evet şöyle bakalım. Yani asıl istatistikler burası. Yani Browse'da da evet bazı istatistikleri görebileceksiniz. Ama burada daha çok kardı düzenlemeye yönelik ama istatistikler de tabii ki de içeriyor. Ama asıl istatistik olan kısım burası arkadaşlar. Burada yani özellikle şu, şurası için geleyim. Burada arkadaşlar birçok istatistiği görebiliyorsunuz. Bunlara ileriki videolarda değinmeye çalışacağım. Şuradan senkronize edebilirsiniz. Çünkü bunu telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. Şuradan yine profil değiştirebilirsiniz. Edit, View, Tools. Yani buradan Preferences yani burada istediğiniz gibi mesela ben burada Scheduling'de mesela Show New Cards After Reviews yani yeni kartları reviews'lerden yani önceden baktığım kartlardan sonra göster diyor. Yani burada aslında Anki'nin bir sürü ayarı var. Anki bir flash kart uygulaması. Yani bir şey öğrenmek istiyorsanız Anki'yi bunun için kullanabilirsiniz. Burada Anki'nin güzel tarafı Anki'nin sizin için bunu direkt kendisi hesaplıyor olması. Yani siz buraya bilgiyi eklediniz, soruyu eklediniz. Anki size buna diyor ki bir gün sonra tekrar edeceksin. Dört gün sonra, beş gün sonra. işte biz Tools kısmı, Preferences'da burada mesela Scheduling'de kendimiz ayarlama yapabiliyoruz. Aynı şekilde bu Deck için mesela Options'a gelip buradan işte kaç dakikada bir tekrar edelim işte aralık nasıl olmalı biz bunları kendimiz ayarlayabiliyoruz mesela araştırma yaparsanız yani nasıl böyle oluyor nasıl daha iyi buradan istediğiniz gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar genel olarak arkadaşlar anki bu şekilde bu genel bir tanıtım videosuydu ileriki videolarda ankinin daha detaylarına ineceğiz inşallah arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.